Merhaba efendim. Bir kez daha hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Ömrünüz sağlık, bereket dolu, ilimle, irfanla dolu geçsin dilerim. En son yapmış olduğumuz dersimizde hadis tarihinin ana safhaları ile usulün temel kavramlarını konuşmuştuk ve orada kalmıştık. Hemen oradan başlayalım ve tahtamızı açalım. Yapmış olduğumuz son dersimizde özellikle temel kavramları belirlerken bu temel kavramların genel hadis tarihi ve usulü kaynaklarında son dönem yazılan özellikle kaynaklarda bir kavram problemine işaret etmiş ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söylemiştim. Tam da oradan başlayarak devam etmek istiyorum. Dersimizin de manada başlığını koyalım. Hadis tarihi yaygın olan kullanımı yazıyorum. Hadis tarihinin ana safhaları düzeltmiş olduğumuz ifadeyle yazacak olursak düzelttiğimiz ifadeyle yazalım. Rivayet tarihinin doğrusu rivayettir. Hadis tarihi değil, rivayetin tarihidir. Ve rivayet tarihinin ana safhalarını ve onunla ilişkili olan bazı temel kavramları yine ele alacağız. Bu dersimizde konuşacağız. Şimdi hemen başlamak istiyorum vakit sayı olmaması bakımından. Geçen dersimizde çizmiş olduğumuz şemayı şimdi tekrar çizeceğim ve bunun üzerinden hem temel kavramları hem de ana safhaları ele almaya çalışacağım. Bilindiği üzere hadisin tarihini Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın hayatıyla, yani peygamberlik risalet hayatıyla sınırlamıştık ve 610 ile 632 yılları arasında bu sürecin geçtiğini söylemiştik ve sahabe-i kiramın onun mübarek sözlerine muhatap olduklarını ve ondan işittiklerini söylemiştim. Ve bunların üzerinden geliştirdiğimiz kavramları bugün yine bu şema üzerine de onları işleyerek pekişmesini ve netleşmesini sağlamaya çalışacağım. Şemayı Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki süreç olarak bu çizgi bir tarihi süreç olsun. Süreç olarak başlatırsak 1. Hicri asırda bu 1. asır aşağı yukarı sahabenin hayatta olduğu bir dönemdir. 2. Hicri asır, 3. Hicri asır ve 4. Hicri asır. İlk 4 asır. Bütün İslami klasiklerin ortaya çıktığı dönem bu ilk 4 asırdır. Yoğun olarak birazdan da üzerinde duracağım üzere hadis kaynaklarımızın yazıldığı, rivayet malzemelerinin eserlerde yer aldığı dönemde bu 3. asır yoğun olarak
kısmen 4. asırda da biraz var. Ve işte bu ilk 4 asrı klasik kaynaklarımızın ortaya çıktığı dönem olarak ifade ediyoruz. Birazdan isimlerini de koyacağız ve o isimler üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bu birinci, ikinci, üçüncü asırlarda kimlerin kimlerle birlikte yaşadığını netleştirmemiz gerekiyor. Çünkü ele alacağımız konu bunu gerektirmektedir. Bu nedenle de Allah Resulü'nden sonra yaşayan nesil sahabedir. Sahabe. Sahabeyle birlikte yaşayan nesil tabiindir. Sahabenin artık hayatta olmadığı dönemin adı tabiin dönemidir. Tabiinle birlikte yaşayanların adı tebe-i tabiindir. Artık tabiinin hayatta kalmadığı dönemin adı tebe-i tabiin dönemidir. Bunlarla birlikte yaşayanların bir özel adı yok. Bu üç nesil özel adı var. Ayrıntıları üzerinde duracağız. Daha sonrakilerine ben müştehitler ve imamlar dönemi diyorum. Müştehitler ve imamlar dönemi. Yani konunun uzmanlarının artık yaşadığı imamlar ve müştehitler dönemidir bu dönemler. Bu şekilde ilk 4 asrın ilmi faaliyetini temsil eden nesilleri şemada gösterebiliriz. Bu şemanın önemi şurada. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın A, B, C, D olarak işaretlediğimiz ve onun mübarek sözlerini işiten, bizzat işiten ve sonra birbirlerine aktaran nesilden söz ettiğimiz bu mübarek nesil sahabe, işte burada onlar rivayetleri tabiine aktaracak. Tabiin, tebe-i tabiine, tebe-i tabiin diğer müştehit imamlara aktaracak. Onlar da bu rivayetleri eserlerine alacak. Nitekim buradan itibaren de artık eserler ortaya çıkıyor. Hadis eserleri ortaya çıkıyor. Bir hatırlama olması bakımından yazacak olursak, bu sahabinin bizzat işittiğine mutlak hadis demiştik. Onun aktarmış olduğu, aktarımın başlamış olduğu süreci esere kadar getirdiğimizde bütün bu safhaları kaplayan kısma mutlak rivayet demiştik. Nihayet rivayetin eserlerde yer almasına, buna da içtihaden hadis demiştik. Üç temel kavram olarak bunları bir önceki derste detaylarıyla konuştuk. Şimdi bu dersimizde üzerinde duracağımız önemli nokta hadis tarihinin safhalarıdır. Ne demek istiyoruz bu safhalarla? Yani dönemler. Hangi dönemlerden söz ediyoruz ve bu dönemler hangi bakımdan, neden önemli? Değerli izleyenler, bu dönemlerin birincisi, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemden buradan alıyoruz. Birinci asrın sonuna kadar yaklaşık aşağı yukarı bir asır diyelim. Bu dönem içerisinde Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın sözleri şifahi olarak aktarılmıştır. Yani ağızdan ağza aktarılarak nakledilmiştir. Onun için bu döneme rivayetlerin ezberlenerek, hıfzedilerek aktarıldığı dönem olması bakımından hıfz, şifahi ya da sözlü dönem diyoruz.
sözlü dönem. Bu aşağı yukarı bir asır sürmüştür. Tabii bunun anlamı birazdan detaylandıracağımız üzere bu bir asırlık süreçte rivayetler hiç yazılmamıştır, yazıya geçilmemiştir anlamı taşımıyor. Ağırlıklı olan durumun şifahi anlatım, şifahi nakil olduğunu ifade ediyor bu söylediklerimiz. Ve bu yaklaşık olarak bir asır sürmüştür. Yani sahabenin tamamının yaşadığı son zaman ve yine sahabeyle birlikte yaşayan önemli tabiinin büyükleri ve orta kuşak özellikle tabiin. Onlar sahabeyle birlikte yaşarlarken aralarında rivayetleri sözlü olarak aktarmışlardır. Buraya bu dönemleri, safhaları hem yazalım hem de bazı detayları konuşalım. Şimdi safhalar dediğimizde birinci safha sözlü hıfz dönemi, sözlü dönem. Bu dönem rivayetler şifahi olarak ağızdan ağza, kulaktan kulağa aktarılmış olması demek iki önemli hususun farkında olmamız gerekir demektir. Bunlardan bir tanesi A, rivayetler doğal olarak mana ile aktarılıyor demektir. Yani herkes duyduğunu birebir aynı duyduğu gibi ezberleyemeyebiliyor. Büyük ölçüde mana ile. Tabii bu mana ile aktarılmış olma meselesi son derece önemli. Çünkü bir taraftan Hazreti Peygamber'e ait sözlerin birebir otantik olarak ona ait olan lafızların giderek dönüşmeye ve değişmeye başlamasını görmek bakımından önemli. Ve bu bir zorunluluktur. Beşer hafızasının bir zorunluluğudur. Bir realitedir. Mana ile rivayet. İkincisi de bu yaklaşık klasiklerimizin ortaya çıktığı, yani klasik kaynaklarımızın ortaya çıktığı bu dönemde, yani 3-4 asır içerisinde, birazdan yazının da devreye girdiğini konuşacağız ama sözlü aktarım, ilmin söz ile aktarılması, bilginin söz ile elde edilmesi, buna sema yolu diyeceğiz ileride bir derste. Ve hıfız sözlü aktarımı sema yolu, yani Arapçasında yazalım sema, işitme üzerinden, yani birebir iletişim üzerinden, karşılıklı doğrudan sözlü alışveriş üzerinden bilginin elde edildiği dönemdir ki bu ilk akla gelen bir şey sözlü aktarılıyorsa pek de fazla değeri yokmuş gibi zannedilen, bu zannın doğru olmadığını, aksine ilimlerin sema yoluyla alınmasının en güvenilir, en önemli yol, en önemli, en güvenilir yol olması açısından son derece dikkat etmemiz gerekir. Yani kimi zaman konuşmalarda, kimi zaman yazılan yazılarda gördüğümüz üzere bir asır rivayetlerin sözlü olarak aktarılmış olması onun değeri açısından olumsuz değil, olumlu bir özelliktir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, şifahi aktarım, mana ile rivayet, rivayetlerin otantikliği açısından, özellikle de lafızlar itibariyle kimi değişikliklere maruz kalmış olsa da, bu rivayetleri aktaran insanların aktardıkları
sözün Hazreti Peygamber'e ait oluşunun bilincinde olmaları, bu bilinçle rivayetleri aktarıyor olmaları, konunun hassasiyetinin farkında olmaları, büyük ölçüde lafızları da koruduğu gibi aynı zamanda değişikliğe uğrayan lafızların eş anlamlılarını mümkünse anlamını bozmayacak, değiştirmeyecek başka sözcüklerle aktarmış olmaya gösterdikleri hassasiyet, hemen hemen her türlü takdirin üzerinde bir hassasiyettir. Ve böylece rivayetler aktarılmıştır. Ve birebir yüz yüze aktarımın gerçekleştirdiği bir ortamı da resmettiği için rivayeti dinleyen kişi sanki kendisini Hazreti Peygamber'den dinliyormuş gibi hissetmesine ve sözün bu manada etkili oluşuna da vurgu yaptığından dolayı biz oraya bunu da ekleyelim. Üçüncü bir şık olarak C. Sözlü iletişimin etkisi. Rivayetlerin uzun süre şifahi olarak aktarılmasında bunun da çok son derece önemli bir özellik olduğunu vurgulamamız gerekir ki akla gelen bir asır bu rivayetler sözlü olarak aktarılmış. Kardeşim, bunun içinde peygambere ait ne kalabilir ki? Bu niye önemli olsun ki? Şeklinde akla gelebilecek sorunun yerinde ve haklı bir soru olmadığını, rivayetlerin şifahi olarak aktarılmasının olumsuz değil, olumlu yönlerinin olduğunu ve sadece hadis ilminin değil, diğer tüm ilimlerin de böyle sema yoluyla ve işitsel olarak ve şifahi olarak birbirlerine, alimlerin öğrencilerine, onların da kendi öğrencilerine aktarmaları yoluyla öğrenildiğini, ilim elde etme yolunun o dönemde sema olduğunu, işitsel olduğunu, sözlü olduğunu bir kez daha yineleyerek altını çizmek istiyorum. Yaklaşık bir asır süren bu gelişim beraberinde tabii yazının da o dönemdeki ileride bu konuyu müstakil olarak konuşacağız. Yazının da henüz daha çok fazla gelişmemiş olmasının da etkisi var. Birinci asrın sonunda burada, şurada Ömer bin Abdülaziz halife oluyor. Allah rahmet eylesin. Abdülaziz halife oldu. Birinci asrın sonu. Yani vefat tarihi işte 91, 92, 93 diyenler var. Ve çok kısa bir süre halifeliği var. Ama çok iz bırakan bir iş yapmıştır. Ve başta Allah Resulü'nün mübarek sözleri olmak üzere ilmin kayda geçirilmesini valilerine emretmiştir. Ve bunun için de Ebu Bekir bin Hazm'ı görevlendirdiği söyleniyor rivayetlerde. Dolayısıyla Ömer bin Abdülaziz kısa süren halifeliği döneminde çok kalıcı bir iz bırakmış ve ilmin artık yazıya geçirilmesini, yazıyla kaydedilmesini söylemiştir. Ve böylece 1. asrın sonundan itibaren, 2. asrın başı, 1. asrın sonu itibariyle rivayet tarihinde ikinci bir önemli dönem başlamış olacaktır. Rivayet tarihinin bu ikinci önemli dönemi kitabet, yani yazılı dönem. Bu bir anlamda sözlü kültürden yazılı kültüre geçişi de simgeler ve sosyal bilimlerde ve felsefede sözlü kültür ile yazılı kültür arasındaki farklılıkların ne kadar önemli olduğunu
İnşallah ileri düzey derslerde o dönemlere erişmemiz kısmet olursa bunları o detaylarıyla da ayrıca inşallah konuşacağız. Demek ki 2. asrın başı itibariyle başlayan kitabet yazılı dönem İslami ilimlerde çok önemli bir sürecin de başlangıcını oluşturur. İleride yine farklı konular üzerinden bu mevzulara sürekli dönüş yapacağız. İlk dersimizde söylemeye çalıştım, geçen derste altını çizdim. Bu derslerin sürekliliği ve birbirleriyle olan bağlantıları, her bir ilerleyen dersimizin mutlaka geride işlenmiş olan derslerle ilişkisinin kurularak, atıfları ve referansları yapılarak işlenmesinin zorunluluğu da buradan kaynaklanıyor. Derslerin nihayetine geldiğimizde de hatırlayacağınız üzere inşallah, sürekli takip edip dinleyenler açısından söylüyorum. Derslerin birbirlerini nasıl açtığını ve nasıl birbirleriyle geriye dönüş itibariyle ilişkilendirildiğini göreceksiniz ve bu bizim işlemiş olduğumuz bu derslerin adeta genetik yapısıdır. Formatı böyledir ve başka türlü de işlenemez. Demek ki kitabet yazılı dönemin başlanması, hadis tarihi yani rivayet tarihi açısından son derece önemli bir hususa tekabül eder ve bu önemli hususun biraz üzerinde durarak devam edelim. Yazılı döneme geçiş, kitabete geçiş, bir devlet politikası olarak tüm çevre valilere emredilmiş ve bulundukları bölgelerdeki başta hadisler olmak üzere rivayetlerin yazıyla kayda geçirilmesi emredilmiştir ve hummalı bir biçimde yazıya geçme sürecinin başladığını görüyoruz. İşte bu süreç beraberinde çok önemli bir hususa neden oldu. O da rivayetlerin lafızları sabitlenmiş oldu. Bu sabitlenme tabiri çok önemli. Lütfen dikkat edelim ve hafızamızda tutalım. Hemen üzerinde sözlü dönemde mana ile aktarımın neden olduğu lafızlardaki sürekli değişim yazıyla birlikte artık önlenmiş oldu ve lafızlar sabitlendi. Kayda geçti. Artık muhaddis, ravi rivayeti metinden okuyor. Hafızasında var ama metinden okuyor. Ve metinden okuyunca ondan bu rivayeti alanlar da yazarak yine metne geçiriyor. Dolayısıyla kitabet döneminde yazılı metinden yazılı metne intikal, daha önce sözlü dönemde kulaktan kulağa şifahi olarak aktarılan malzeme, yazılı dönemde yazılı metinden yazılı metne dönüşmesi itibariyle çok önemli bir gelişme yaşandı. O da lafızlar sabitlendi. Değişim önlendi. Değişim, lafızlardaki değişim önlendi. Bu son derece önemli bir durumdur. Kitabet döneminin, bu yazılı dönemin karakteristiğini görmek bakımından lafızların sabitlenip değişime kapatılması konusu son derece önemli. Böyle bir önemli olumlu yanın, olumlu veçhenin, cihetin yanında yazılı dönemin bir de olumsuz yönü var ki onu da yine farklı bir renkle yazalım ve mutlaka işaret edelim. Lafızlar sabitlendi, değişim önlendi ama bunun yanında
yazının az gelişmiş olması yazılı metnin farklı okumalara izin vermesi sorunu ortaya çıktı. İlerleyen derslerimizde bu sorunun ne kadar önemli bir sorun olduğunu çok konuşacağız. Çünkü Arapçada noktalama, harekeleme meseleleri zaman içinde geliştiği için yazının tekamülünün epeyce uzun bir zaman almasını göz önüne alırsak, noktalama işaretleri konulmuş olsa bile ibarelerin Arapçanın nahvi ve grameri gereği farklı okunabildiğinde ve farklı okunabilmeler farklı anlamlara gelmesi nedeniyle bu defa da yazılı metinlerin farklı okunuşların farklı anlamlara gelmesine neden olmak gibi bir olumsuz yönü ortaya çıktı. Sözlü dönemde ağızdan ağza duyulduğu için ve sözlü iletişimde bir anlama ve mana problemi yokken yazılı dönemde metnin doğası gereği bir farklı okunma ve anlam verme ve anlamlandırma problemi ortaya çıktı. Bu nedenle metnin yazıya dönüşmesi meselesi çok kolay kabul edilmedi, itirazlar edildi, direnildi yazının bu özelliği nedeniyle. Ama yine de muhaddislerimiz ve raviler hadis ilminde bu sorunu çözebilmenin yolunu yine yazılı metinden okuyarak şeyhin rivayet etmesini şart koştular ki metnin bir okuyuş birliği, okunma birliği ortaya çıksın ve metin farklı okumalara kapatılsın. Uzmanın, muhaddisin, otoritenin okuyuşu üzerinden korunsun. Yani yazılsın ama şeyhten de bunun okunuşu duyulsun. Sema yine belirleyici ağırlığını koruyor. İşitsel öğrenim, sözlü aktarım yine önemini koruyor ve kitabete geçilse bile bu kitabete geçilmenin beraberinde efendim getirdiği bir kısım olumsuzlukları ve sorunları bu şekilde aşabilmenin yolları aranmaktadır ya da aranmıştır. Şemamıza yeniden dönecek olursak ve bu yazılı dönemin sürecini belirleyecek olursak, Ömer bin Abdülaziz ile başlayan 1. asrın sonu 2. asrın başı itibariyle başlayan bu süreçte değerli izleyenler, şu sürecin tamamında ve devamında yazılı dönem artık bir dönem olarak sürekli varlığını koruyacaktır. Bu bir sınırlı döneme mahsus, bir süreliğine yapılan ve sonra terk edilen bir durum değil, sürekliliğini koruyan bir durumdur. Dolayısıyla yazılı dönem daha sonraki tüm zamanlarda varlığını koruyacaktır. Peki bu 2. asrın başından itibaren başlayan bu yazılı dönem beraberinde başka 3. bir dönemi daha getirmiştir. Buraya 3. dönem yazalım. 3. dönem. Bu 3. dönemde tedvin dönemidir. Tedvin. Yani toplama demektir. Bunlar birlikte başlayan dönemlerdir. Dolayısıyla şöyle söyleyecek olursak,
yazılı dönemin başlamasının arkasından hemen müteakiben tedvin dönemi de başlamıştır. Neden? Çünkü yazılan malzemeler toplanmıştır. Tedvin dönemini biraz açalım. Tedvin dönemi bizim için son derece önemli. Tedvin dönemi dediğimizde aklımıza hemen şu gelmeli. Raviler rivayet ettikleri ne kadar hadis varsa onları kendi kişisel arşivleri olarak topluyor. Bir de bunlar vilayetlerde devlet politikası olarak da görevlendirilmiş özel kişilerin elinin altında da genel bir arşiv olarak toplanıyor. Böylece tedvin dediğimizde, toplama dediğimizde bundan rivayetlerin toplandığı bir bütünlük olarak düşünelim. Rivayetler sürekli toplanıyor ve burada rivayetler arşiv malzemesi olarak kayıtlara geçiriliyor. Arşiv adeta arşivi tutuluyor. Rivayetlerin arşivi tutuluyor. Ve bu rivayetler zaten toplanıp tedvin edildiğinde ikinci asrın aşağı yukarı ikinci yarısı yani 150'li yıllardan itibaren hatta bazen çok erken farklı yazılan kaynaklara da dikkat edecek olursak 130'lu 140'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş eserlerin de küçük çaplı da olsa ortaya çıktığını görüyoruz ki bu işte tabi neslinin aşağı yukarı işte ortalarına doğru tekabül eden bir süreçtir. Şuradan çizelim bu şemanın devamını ve onu aynı renkle çizelim. Buradan itibaren tasnif dönemi dediğimiz bir dönemde başlayacak. Yani rivayet malzemelerinin toplanması beraberinde tasnif dediğimiz bir dönemi yani tasnif sınıflandırma demektir. Başkaya onu geniş yazalım. Dördüncü madde olarak. Dört, tasnif dönemi. Yani kitaplaşma dönemi. Artık rivayetler kitaplardaki yeriyle buluşacaklar. Bunun anlamı şu, muhaddisler eser telif edecekler. Eserler yazılıyor ve bu eserler, muhaddislerin yazdıkları bu eserler artık rivayetleri okuyucuyla buluşturacak ve gelecek nesillere, bizlere intikal edecek. Tasnif dönemi, kitaplaşma dönemi. Demek ki muhaddisler kendilerine kadar aktarılan toplanılan bu rivayetlerden, arşiv malzemelerinden, ellerinde biriken bu malzemelerden artık kitaplar oluşturmaya başlayacaklar. Önümüzdeki derslerde bu konunun farklı yönlerini ele aldığımızda da üzerinde duracağımız üzere bu rivayetlerin içinde her türlü rivayet var. Sahih olanı var, olmayanı var, uydurma olanı var, var, var. Her türlü rivayet var. İşte bu rivayetlerin, toplanan rivayetlerin üzerine ihtisasları gereği eğilen, onları derleyip toparlayan ve onları üzerinde içtihad ederek eserlerine, rivayetlere alan mübarek üstadlarımız, seleflerimiz, muhaddisler bu rivayetleri eserlerine kaydetmişler ve bize ulaşmasını sağlamışlar. Bu dört dönem hadis tarihinin genel adıyla bizim önerdiğimiz ve tahsih ettiğimizi söylediğimiz anlamıyla rivayet tarihinin bu dört dönemini belirlemiş bulduk. Şemaya dönecek olursak dört dönemi hemen görelim. İlk bir asır sözlü şifahi dönem, ikinci asrın başından itibaren sürekliliğini koruyan yazılı kitabet dönemi,
Yazılı dönemde hemen birlikte başlayan rivayetlerin toplanma dönemi, tedvin dönemi, toplanan bu rivayetlerin artık kitaplaşmaya dönüştüğü dördüncü tasnif dönemi. Bu aşağı yukarı ilk dört asra tekabül ediyor. Bu ilk dört asırdan sonra sonraki dönemler, sonraki zamanlar günümüze kadar beşinci dönem diyoruz buna. Günümüze kadar olan beşinci dönem. Onu da yine buraya yazalım. Beşinci dönem diye. Şuraya. Beşinci dönem. Tasnif sonrası dönem diyoruz buna. Tasnif sonrası dönem. Tasnif sonrası dönem. Yani klasik kaynakların ortaya çıktığı, klasik hadis eserlerinin telif edildiği, artık klasik diyebileceğimiz herhangi bir hadis eserinin yazılmadığı 5. asırdan itibaren bu döneme günümüze kadar bizlerin yazdıkları eserlerde buna dahil tasnif sonrası dönem diyoruz ve 5 dönem olarak Allah'ın Resulü'nün hayatından günümüze kadar olan rivayetin tarihini, rivayet tarihini 5 dönem olarak sözlü hıfız dönemi, kitabet yazılı dönem, tedvin toplama dönemi, tasnif kitaplaşma dönemi, bir de tasnif sonrası günümüze kadar olan dönem olarak belirleyebiliriz. Rivayet tarihinin bu 5 safhasını belirledikten sonra işte müsaade ederseniz rivayet tarihiyle ilgili bir şema çizeceğim ve bu şema üzerinden rivayet tarihinin temel kavramlarını yine usul kavramları olarak belirleyeceğim ve toparlayarak bu günkü dersimizi de sonlandırmış olacağım. Artık çizeceğim şema, değerli izleyenler, bundan sonra hemen hemen her dersimizde çizeceğim klasik değişmez şemamızdır. Bu şemayla derslerimizi işleyeceğiz. Ben tebessüm ediyorum çünkü muhtemelen bu derslerimizi dinleyecek öğrencilerimiz, çünkü onların yoğun talebiyle bir de bu dersleri yapıyorum. Sürekli dinleyebilecekleri kayıtlar olsun diye. Onların tebessüm ettiklerini de düşündüğüm için tebessüm ediyorum. Çünkü derste de söylüyorum bu klasik şemamızı. Hiçbir şey öğretmemiş olsam bile bu şemayı öğrendiğinizden eminim diye espri yapıyorum. Bu şemamız bizim Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu şemamız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra onun mübarek sözlerini bize aktaran nesil, sahabi, S harfiyle gösteriyoruz. Daha düzgün yazayım. Onlardan rivayeti daha sonrakilere aktaranlar tabi'in nesli, T ile gösteriyoruz. Onlardan rivayeti alıp aktaranlar tebe-i tabi'in, böyle bir büyük bir küçük T ile gösteriyoruz. Sonra bir ravimiz var. R ile gösteriyoruz. Sonra bir başka ravimiz daha var. Bunu da R ile gösteriyoruz. Sonra muhaddisimiz var. Bu muhaddisimiz eser sahibi, eser yazmış kişi. Rivayetleri bize aktaran kişi. Bu gerçek bir şemadır.
teoriktir ama gerçektir. Çünkü biz de olarak bildiğimiz ve ileride de detaylarıyla üzerinde duracağımız kaynaklarımızın, bunlar 3. asır oluyor, bu kaynaklardaki isnat rivayetlerin gerçek bir teorik şemasıdır. İnşallah bunların metinlerini okumaya başlayacağımız 2. düzey derslerimizde orada da bu orijinal metinler üzerinden zaten bu öğrendiğimiz teorik bilgileri orada da uygulamalı olarak inşallah göreceğiz. Bu şema üzerinden belirleyeceğimiz temel rivayet kavramlarının isimlerini yazalım. Bu çok önemli kavramları tabii ki her zaman söylediğim gibi öğrenmemiz, aklımızda tutmamız gerekiyor ki ilerleyen derslerde de ele alacağımız konuları daha sağlıklı anlayabilmiş olalım. Değerli izleyenler, bu karelerin her biri bir nesne tekabül eder ve bunların hepsinin adı tabakadır. Bu sözcük Arapça tabaka sözcüğü. Aslında bir alanı, bir bölümü, bir seviyeyi, düzeyi de ifade eder. Ama bir usul kavramı olduğu için, kavrama dönüştüğü için artık sözlük anlamına gelmez. Nesil demektir. Yani sahabe nesli, tabi'in nesli, tebe-i tabi'in nesli demektir. Ve İslami ilimler geleneğinde bu 3 neslin böyle özel bir adı vardır. İleride belki kısmet olursa konuşuruz. Bununla ilgili rivayetlerin olduğunu da biliyoruz. Bu rivayetlerden de biraz hareket ederek bu 3 nesle özel isim verilmiştir. Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in olarak. Tabii bunlar da keza tabakadır. Her biri bir tabakadır. Bir nesildir, bir jenerasyondur. Ve her bir tabakada 3 kuşak nesil bulunur. Büyükler, yani yaşlılar, orta kuşak ve genç kuşak. Bu tüm tabakalar için geçerlidir. Her birinde bu 3 tabaka içinde jenerasyon çok önemli. İleride bunların detaylarını konuşurken rivayetlerin bir tabaka içinde de birbirlerinden aktarıldığını göreceğiz. Mesela orta kuşak sahabi büyüklerden rivayeti almış olabiliyor. Genç sahabi bazen orta kuşaktan, bazen yetişebilmişse büyük sahabilerden rivayeti almış olabiliyor. Dolayısıyla rivayetin aktarılması sadece sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in olarak böyle karelerden, tabakalardan tabakaya değil. Tabakaların kendi içinde de gençten orta yaş ve yaşlı olan jenerasyonlara doğru bir kendi içinde de rivayetin bir sirkülesi, bir sirkülasyonun ne olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla bunları dikkate almamız gerekiyor. İsnatlar diye ileride göreceğimiz konularda bunları ele alacağız. Bazen rivayette yer alan kişilerin çoğalması, bazen de azalması, işte bu tabaka içerisindeki rivayetlerin aktarılmasına da bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu itibarla sahabe nesli dediğimiz zaman bu homojen bir nesil değil. Kendi içinde 3 kuşaktır. Hazreti Peygamber'le yaşlı olan, ondan daha yaşlı olan sahabiler var. Sonra orta kuşak geliyor ve Peygamber vefat ettiğinde çocuk olanlar var İbn Abbas gibi. Dolayısıyla bunları
dikkate almamız ve her tabakanın içinde bu üç neslin mevcudiyetini rivayet açısından da her zaman dikkate alarak düşünmemiz gerekiyor. Demek ki hem bir rivayet tarihi hem de rivayet usulü açısından söyleyecek olursak bu karelerin her birinin adı tabakadır. Başka bir renkle gösterelim. Hazreti Peygamber'den buradan başlıyoruz biliyorsunuz. Buradan başlayalım. Muhaddis'in eserinde yer alacağı zamana kadar bütün bu süreçteki genel adı rivayettir. Demek ki Hazreti Peygamber'e ait bir sözün nesilden nesile, kuşaktan kuşağa eserlerdeki yerini alıncaya kadar aktarılmasına, nakledilmesine rivayet diyoruz. Rivayet bir kavram olarak hadis ilminde buna tekabül eder. Rivayettir. Keza başka bir renkle yazalım. Hem sahabinin, hem tabiinin, hem bunun, bakın R koyduk, hepsinin ortak adı ravidir. Ravi. Yani nakleden, aktaran demektir. Sahabi de ravidir, aktarıyor. Tabiin de ravidir, aktarıyor. Diğeri de ravidir, aktarıyor. Muhaddis de ravidir, kitabında bize rivayeti aktarıyor. Dolayısıyla her birinin ortak adı ravidir. Ama bu ravi adı bazen şeyh, bazen muhaddis, bazen imam, biraz yukarıya kaldıracağım tahtayı. Bazen hafız, bazen hüccet gibi özel lakap, kimlik ve isimlerle de yad edildiğini görüyoruz. Elbette bunların hepsinin aralarında anlam itibariyle nüans farkları var. İleride, bayağı bir ileride cerh ve tadil konularını konuşurken bu sözcükleri yeniden gündeme alacağım. Her birerleri üzerinde de farklı boyutlarıyla durmaya ve ne anlama geldiğini konuşmaya çalışacağım. Bu itibarla şimdiden sadece ravi denildiğinde rivayetleri nakleden kişi olduğunu, ortak ve genel bir ad olduğunu, bir kavram olduğunu bilmemiz yeterlidir. Ama rivayetleri nakleden kişilerin farklı özelliklerine ve konumlarına ve durumlarına göre farklı bu şekilde isimlerle de sıfatlarla da yad edildiğini söylememiz gerekir. Şimdi şemamızın üzerinde göstermemiz gereken başka bir kavramımız daha var ve bu çok önemli kavramdır. Bunları da söyleyelim ve yavaş yavaş toparlayalım dersimizi. Değerli izleyenler, Hazreti Peygamber'den itibaren muhaddise kadar olan bu sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in şeklinde karelerle rivayetin aktarılmasına şöyle ifade edelim bunu.
Muhaddis rivayeti bundan alıyor, o bundan alıyor, o da bundan alıyor, o da bundan, o da bundan, o da Resulullah'tan duyuyor. İşte buna bir rivayetin ondan ona, ondan ona bağlantılarak Resulullah'a kadar ulaştırılmasına ya da Resulullah'tan muhaddise doğru ister oradan, ister başından, ister sonundan aktarılmasına bir isnat diyoruz. Bu sözcükle ilgili özel ve uzun birkaç ders yapacağız. İsnat. Arapçada dayanmak, dayandırmak demektir. Uzun uzun konuşacağız bunu. Buna isnat denir. Yani muhaddis buna ondan ona, ondan ona aktarıyor Resulullah'a kadar. Bu bağlantıya isnat denir. Dayandırmak demektir. Aynı kelimenin kökeninden senet denir. Yani aktarılan sözün, şurada aktarılan söz, burada nakledilen söz, bunun Resulullah'a ait oluşunun adeta senedi, tapusu, belgesi gibi, arabanın ruhsatı, evin tapusu gibi, rivayet de, isnat da bir sözün Resulullah'a ait oluşunun senedidir. Dolayısıyla senet. Üç, senetli olmak, isnatlı olmak manasında müsnet, yani bir söz ondan ona, ondan ona, ondan ona aktarılmak suretiyle Resulullah'a kadar ulaştırılmış olduğunu ifade etmek anlamında müsnet denir buna. Dört, muhaddisin raviler aracılığıyla Hazreti Peygamber'e kadar takip ettiği yol anlamında tarik, tarik yol demek malumunuz ama artık bir rivayet usulü kavramı olarak yaygın ifadesini söyleyelim. Hadis usulü, rivayet usulü kavramı olarak tarik, rivayetin muhaddisten Hazreti Peygamber'e kadar ulaştığı yolun adıdır. Ve buna tarik diyoruz. Bir başka adı da vecihtir. Vecih yüz demektir. Taraf demektir ama muhaddis rivayeti elde etmek bakımından Resulullah'a doğru yönelmesi, Resulullah'a doğru yönünü tayin edip sözün, rivayetin peşine düşmesi anlamında vecih, o da isnat demektir. Bu itibarla şöyle söylemek istiyorum. Rivayet usulünde bu beş kavramın beşini de aynı anlamda kullanıyoruz. Yani muhaddisten itibaren Hazreti Peygamber'e kadar uzanan işte bu şemada görmüş olduğunuz karelerin rivayeti birbirlerinden aktarmalarının adı olarak isnat, senet, müsnet, tarik, vecih sözcüklerini eş anlamlı olarak kullanıyoruz ve bu kavramlarla ifade ediyoruz. Rivayet tarihinin safhaları olarak bugün başladığımız dersimizde burada ana safhaları konuştuk. Ana safhaların kısmen içeriklerini ele aldık. Bir kısım konuları da daha sonra inşallah ele almak üzere detaylandıracağız inşallah ileriki derslerimizde. Bu safhaların
karakteristik özelliklerine de dikkatlerinizi çektim. Sonra da çok temel kavramlarımızı bu manada çok temel kavramlarımızı şema üzerinden tabaka, ravi, rivayet, isnat, senet, müsned olarak belirlemiş oldum. Pekişmesi bakımından bu şemaya, şu şemaya geçen dersimizde ısrarla üzerinde durduğum o üç kavramı da ekleyerek bugünkü dersimi sonlandırmak istiyorum izninizle. Burada sahabinin bizzat Resulullah'tan işitmiş olduğuna mutlak hadis demiştik. Artık bu rivayet mutlak rivayettir. Burada da hadis içtihaden hadistir. Artık buraya muhaddisin eserinde yer aldı. İçtihaden hadistir. Böylece geçen dersimizdeki üç temel kavramı bugün yeni kavramları ele alarak işlemiş olduğumuz bu rivayet tarihi ve onun ana safhaları ve ona bağlı rivayet usulünün bazı temel kavramlarını sizlerle mütalaa etmeye çalıştım. Vakit ayırıp bunları dinleyecekler için şimdiden müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Umarım yararlı olmuş, aydınlatıcı olmuştur. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalınız efendim.